Değerli Aksiyevi izleyicileri, bugün sizlere 18 yıldır ticaret hayatında ben de varım diyebilen ve aynı zamanda bir anne olan Mualla Aygün'ün hikayesini anlatmak istiyoruz. 5 çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Mualla Aygün, 1968 yılında Samsun'un Bahçeli Evler Mahallesi'nde dünyaya geldi. Yavuz Selim İlkokulu'nda eğitim-öğretim hayatına başlayan Aygün, ortaokul eğitimini Gazi Ortaokulu'nda, lise eğitimini de Samsun Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1986 yılında Musa Aygün'le evlilik birlikteliğine imza atan Mualla Aygün, Mete ve Meltem adında iki çocuk sahibi oldu. Aygün, çok severek devam ettirdiği ticaret hayatına 1994 yılında başladı. Çalışma hayatının ilk iki yılında çeyizlik eşyalar üzerine çalışan Aygün, ardından züccaciye sektörüne geçiş yaptı. Mualla Aygün, ticaret yaşamında birçok zorluklarla karşılaştı ancak hiç vazgeçmeyi düşünmedi. Yaşadığı her zorluğun üzerine giderek üstesinden gelmeyi başardı. Mualla Aygün, şimdi geri dönüp baktığında başarıyla geçen koskoca 18 yılın ona gülümsediğini söylüyor. Mualla Aygün, her Türk kadını gibi azimli, kararlı ve başarılı bir kadın motifinin yansıması. Ve şimdi binbir zorluklarla bu noktaya getirdiği işletmesinin patroniçesi elbette. Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Bu hafta da bir başarılı hanımefendimizin ziyaretindeyiz. Bugün Mualla Aygün hanımefendinin konuğuyuz. 18 yıldır iş dünyasının içerisinde. Bugün onun züccaciye dükkanındayız. Nasılsınız Mualla Hanım? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım Mualla Hanım. Ben Mualla Aygün, 1968 Samsun doğumluyum. İlk orta ve lise öğretimimi Samsun'da tamamladım. Ondan sonra okul hayatından sonra evlendim. Bir kız ve oğlum var. Oğlum 2 yaşındayken 1994 yılında bu işe başladım. Züccaciye işine? Züccaciye işine başladım ve halen daha devam etmekteyim. Keyif alıyorsunuz ki 18 ki, yıldır bu işi yapıyorsunuz. Sabah olunca bir an önce işime gitmek istiyorum. Akşam evet. Olunca diyorum sabah olsun işimin başına gideyim. Yani çalışmak bir kadın için çok büyük avantaj her konuda. Mesela ne avantajını gördünüz desek? Vallahi evde oturup hiçbir şey üretmemek. Tabii ki ev hanımlarını asla şey yapmıyorum. Evde daha çok iş var. Ama yaptığın hiçbir şey görünmüyor. Çocuk büyütüyorsun, ev işini yapıyorsun. Onlar belli bir süre bir monotonluğa girişiyor. Ama iş hayatında yaptığınız şeylerin verimini alıyorsunuz. Karşılığı size dönüyor. Sosyal çevreniz, bir şeyler başarmış olmanın verdiği hazzı yaşıyorsunuz. Tabii ki bu da bir insanda psikolojik olarak bir kendine güven, ileriyi görebilme yetisi kazandırıyor. Bunca yıldır devam ediyorum ve gücümün yettiğinceye kadar da çalışmak istiyorum. Daha ileriye, daha ileriye diyorum. İnşallah. Peki bu işe nasıl başladınız desek? Bu işe kuzenim Arif Kaymak sebebiyle başladım. Hiç aslında düşünüyordum. Ticaret okuduğum için, ticaret lisesi mezunuyum. Okuduğum için mutlaka bir şeyler yapmalıydım yani. Ben evde durmak bana göre değildi. O bana sen bunu yaparsın deyip güç verdi. Beraber başladık. Bir iki yıl bir ortaklığımız oldu, söz konusu oldu. Sonra o ayrıldı. Ben tek başıma devam ettim 96'dan bu yana. Ve öyle de her geçen gün biraz daha güç alarak yaptıklarımdan tek başıma da götürebileceğime inandım. Kadın olmanın verdiği bir fedakarlık, bir azimle tabii ki daha sabırlı oluyorsunuz. Belli bir şeyleri de
elde ediyorsunuz sonuçta. Evlisiniz. Evliyim. İki de çocuğunuz var. İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlarsa. Allah bağışlasın. İkisi de okuyorlar. Onların eğitimleri benim için çok önemli. Oğlum Kastamonu'da inşaat bölümünde okuyor. Kızım burada ana sınıf öğretmenliğini okuyor. İşte bütün emelim onların mürüvvetlerini görebilmek. İnşallah. Allah nasip etsin. Sağlıklı bir şekilde. Peki sabahleyin kaçta açıyorsunuz dükkanınızı? Sabah 9 gibi burada oluyorum. Akşam en geç 7-7.30'a kadar buradayım. Zaten 7'den sonra burada trafik biraz azalıyor, şey yapıyor. O yüzden gidiyoruz yani. Sabah tekrar devam. Haftanın 6 günü buradasınız. Evet, cumartesi de dahil buradayım. Bizzat kendim bir fiil çalıştığım için buradayım yani. Eşiniz beyefendi geliyor mu? O da müsait olduğu zamanlar geliyor ama buradan hep kaçmanın peşinde. Burada çok durmak istemiyor. Yani şey için hani züccaciye biraz daha böyle kadınlara hitap eden. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani kadınlar gelip bana bir şey sorduğu zaman ben onun tam istediğini anlayamıyorum bazen diyor. Tabii ki erkekler kadınlar kadar sabırlı değil. Tabii ki zor müşterilerimiz de var. Onun müşteri memnuniyeti çok önemli. Bazen o konuda sabırsız olduğu için ben gidiyorum diyor. Evet. Kapıyı çekip gidiyor. Peki şimdi dediniz ki sabah 9'da açıyorum. Akşam 7.30'a değin buradayım. Evet. Ve şunu merak ediyorum. Hep böyle çalışan hanımların ziyaretine gittiğimde yemeği siz yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Tabii peki ki. Zor olmuyor mu yani 7.30'a dek buradasınız? Ne ara haftanın 6 gününde çalışıyorsunuz? Ne evet. ara yapıyorsunuz yemeği? İnanın çalışınca her şey daha düzenli oluyor. Yani bazı uzun tatillerde evde olduğum zaman işi bitiremiyorum. Ama pazar günüm bellidir. Mesela o gün kalkacağım saat bellidir, yapacağım iş bellidir. Zevkle yapıyorum yani. Akşam eve gittiğimizde herkesin yapacağı iş de bellidir. Ben mutfağa girerim, yemek hazırlama şeyinde olurum. Bir tempo oluşuyor insanda ister istemez. Tabii ki bir hızlılık, bir serilik. Ondan sonra iş bitince tabii ki bir yorgunluk oluyor. Ama o da tatlı bir yorgunluk. Yani hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Çünkü ben bunu isteyerek yapıyorum. Zorunluluktan değil. İstediğim için devam ediyoruz. Tabii ki o da insana bir enerji veriyor. Peki gelelim sizin evinize. Merak ediyorum. Bu kadar şıkırtının, tıkırtının içindesiniz. Sizin eviniz nasıl? Vallahi ben evime çok zorunlu ihtiyaçlarımı götürüyorum. Şimdi burada sürekli gördüğüm için bir doyum oluşuyor. Hı-hı. Evde de tekrar onu götürüp onun tozunu almak, hizmetini yapmak istemiyorum. Burada gördüğüm için şey yapıyorum. Eve fazla götürmüyorum. Öyle tabii mi? Ki zorunlu ihtiyaçlarımı alıp götürüyorum. Belli şeylerim var. Kızım çok şey yapıyor. Anne onu da getirsene. Bu da güzelmiş. Her fırsatta buraya geldiği zaman beğendiği bir şey alıp eve götürür. Kızım ben onları akşama kadar görmekten bıktım. İstemiyorum artık diyorum. Yani biliyordu. Eviniz sade diyebilir miyim? Evim sade. Evim evet. sade. Sadelikten yanayım ben her zaman. Hı-hı. Sadeliği seviyorum. Rahat olacak böyle geniş olacak. Çok eşyayı da sevmiyorum. Hı-hı. Öyle devam ediyoruz. Peki siz bir yere gittiğinizde sizin hediye içeriğiniz bu züccaciyeden mi oluşur? Genelde. Genelde. Arkadaşlarımın zevklerinin çoğunu bilirim. Neye şey yaptı? Götürdüğümde tam isabet olur. Öyle mi? Yani şimdi bu iş gereği az çok insanları tanıdık. Yani bir şu karşıdan biri geldiği zaman nasıl bir şey kafasında tasarlıyor onu anlayabiliyorsunuz zamanla. Öyle mi? Neyi beğeneceğini tabii. O bir 18 yılda oturmuş bir şey bende. Direkt o isteyeceği şeyi hemen götürüyor. Tam istediğim şeyi de nasıl anladın diyor. Arkadaşlarım da öyle. Onların zevkine göre götürmeyi tercih ediyorum yani. Onlar da beğeniyor. Sonuçta. Ürün seçimine gelelim. Pek çok ürün var burada. Bu evet. kalem ürünleri nasıl seçiyorsunuz? Fuarlara gidip mi seçiyorsunuz? O günün trendlerine mi özel seçiyorsunuz? Tabii fuarlara gidiyoruz. Kadın gözüyle mi seçiyorsunuz? Tabii ki. Mesela bir teyzem var benim müşterim. Ay bayılıyorum diyor ya. Sen bunları nasıl şey kadın gözüyle olduğu belli oluyor diyor. Ama şimdi ben bir malı alırken düşünüyorum. Şimdi önce temizliğini düşünüyorum. Bunu alan müşteri bunun temizliğini nasıl yapar? Görünüşünü önemlidir benim için. Bir de böyle göze hitap etmesi. Bazı müşteri sadece göze hitap etmesini ister. Mesela çok şık der. Şurada iki tane tavus kuşu var. Kameraman arkadaşımızdan Ali Can Bey'den rica edelim. Onları çeksin. Direkt göze hitap ediyorlar onlar. İki tavus kuşu. Evet. Evet. Tam görselliğe hitap ediyor. Evet. Ürünlerimiz evet. orada var. Bu kuşlarımı yabancı müşterilerim var.
Gürcistanlı. Onlara satmaya yetiştiremiyorum. Çok beğeniyorlar mesela. Onlar görselliği çok seviyorlar. Evet. Buradaki süslü bütün her şeylere bayılıyorlar. Öyle mi? Onlardan hep alan ikişer tane. Birbirlerine hediye alıyorlar. Öyle değil mi? Makbul olan ikişer tane evet, karşılıklı evet, almak. Evet, karşılıklı. Onları çok beğendiler. Mesela sırf bazı müşterimde var, işimi görsün bana yeter. Yani deyip işlevsel. İşlevselliğine, fonksiyonelliğine bakıyorlar. Bazı da süs görüntü olarak. Tabii ki bütün şeye hitap etmeniz gerekiyor. Onu isteyen onu getirmeniz gerekiyor. Uygun isteyen uygun getirmeniz gerekiyor. Lüks isteyene lüksü de getirmeniz gerekiyor. Hepsini bir yerde barındırmak durumundayım. Gerekiyor. Burada evet doğru. Burada satışı düşünürken yani dediğiniz gibi fonksiyon, işlevsel, bütçesel. Tabii. Çok yönlü düşünmeniz gerekiyor. Yani 56'lar mevkii burası. Biraz lükse de kaçabiliyor. Hı hı. Biraz aşağı gidiyorsunuz, biraz uygun da istenebiliyor. O şekilde bugüne kadar dengeyi kurduk, götürüyoruz. Peki ben şeyi merak ediyorum. Burada oturuyorsunuz. Boş zamanınız da var mı? Tabii. Okuyabiliyor musunuz? Okuyorum. Genelde kitap okumayı da seviyorum. Hı-hı. Burada doğayı çok seviyorum. Böyle doğayla baş başa olmayı. Pazar günleri akşamdan işimi ayarlıyorum. Cumartesi akşamdan pazar günleri kaçıyoruz yazlığa. Hı-hı. Orada bir şeylerle eşim çok seviyor uğraşmayı. Böyle dağlarda dolaşmayı, küçükken benim annem Bafralı, evet. Köyümüz vardı, oraya giderdik. O köy dağlık bir köydü, çok güzeldi. Hep hayalimde o köy var, benim eşim Çarşambalı. Hı-hı. Çarşamba ova olduğu için dümdüz. Evet. Diyorum ki eşime, ya burası bana köy havası vermiyor. Yani o tadı alamıyorum burada. Biraz diyorum. Çetin koşulları seviyorsunuz. Evet, yani. Evet. Burada çok akşama kadar insanlarla haşır neşir olduğum için sessizlik arıyorum. Bazen bir gün iki gün böyle bir kafamı dinleme ihtiyacı oluyor. Ondan sonra hemen işe gitmeliyim diyorum, kafama onu koyuyorum. Ertesi gün kendimi burada buluyorum. Emekliliğinizde düşünür müsünüz yani? Tabii düşünüyorum. Emekliliğimde böyle sessiz, sakin bir yer istiyorum. Hı-hı. İnşallah. İnşallah. Biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Böyle sizin gibi, siz 18 yıldır ticarette varsınız. Evet. İki de çocuk büyütmüşsünüz. Evet, onların evet. Eğitimini de adadım kendimi dediniz. Evet. Sizin gibi böyle inşallah nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem ticarette faal olarak hem de onların i̇nşallah. Eğitim hayatına, mutluluklarını görün inşallah diyoruz. Evet. Ticarette var olmak isteyen, yeni adım atan hanımefendiler olur. İşte başarı katmak isteyen hanımefendiler olur. Onlara tavsiyeleriniz nedir acaba? Ya birçok arkadaşım gelip bu iş ticarete atılmak isteyenler bana fikir danışmak demeyeyim de bir şeyler sormak için geldikleri zaman ben onlara çok ön ayak olmak istiyorum. Yani yapamayacağınız bir şey değil diyorum. Yani erkekler yapabiliyorsa kadın da yapar mutlaka diyorum. Ondan kendinizi bir kere muaf tutun. Önemli olan ben bunu yapmak istiyor muyum? O soruyu sorun kendinize diyorum. Ha yapmak istiyorsan zaten öndeki bütün engeller açılır. Ha tabii ki bunda sabır gerekiyor. Müşteriye karşı sabır gerekiyor. Kendi tabii ki bunaldığınız yerler oluyor. Çaresiz kaldığınız durumlar mutlaka oluyor. Ama sonunda o sorun çözülüyor. Evet. Yani hiçbir karanlık yoktur ki aydınlığa çıkmasın. Değil mi? Mutlaka her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır. Evet. Hiçbir problemde yılmadan ben bunu başaracağım deyip kafaya koydunuz mu yapamayacağınız bir şey yoktur. Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sağlıklı, sıhhatli, mutlu, nice seneler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Size de bu programı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Yani kadınlarımızı bu tür programlar biraz daha heveslendireceğine inanıyorum ben. İnşallah diyoruz. İnşallah amaç yerini bulur. Bulur. Eminim bulur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta farklı bir konukla, farklı bir adreste olacağız. Umut ediyoruz ki. Haftaya görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyoruz.